Herkese günaydınlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün biz araba severler için çok üzücü bir yerdeyiz. Burası Almanya'da Schrottplatz dediğimiz araba mezarlığı, araba hurdalığı. Arabaların ömrü bittiğinde veya kaza geçirdiklerinde yapılamayacak derecede olduğu zamanlarda getirilip parçalandığı, işe yarayan şeylerin alındığı, yaramayan şeylerin de jilet fabrikası diye tabir ettiğimiz prese gittiği, oradan da işte eritilip tekrar kullandığı yerdeyiz. Buraya hiç kendi arabam için geleceğim aklıma gelmezdi. Kendi arabam da buraya düştü maalesef geçen cuma. Kendi dikkatsizliğimden dolayı yapmış olduğum bir kaza nedeniyle almış olduğum E34 marka araçla kaza yaptım. Arabayı kaydırdım. Biliyorsunuz BMW'lerde hemen atar. Ben de bariyerlere çarptım yolda giderken. Savurdum. Bir daha da toplayamadım. Arka sağ taraf ve sol önden darbe aldı. Ön aks kullanılmaz hale geldi. Aracın yapımı astarını açtığı için mecbur biz de arabayı çöpe getirdik. Bu arada arabanın kaza yaptığım halde araba halen çalışıyordu. Yani motoru ve şanzımanı sağlam haldeydi. Ben de internete koydum komple halde. Yani işe yarayan yerleri, sağlam yerleri satsın diye. Çünkü eski araçların biliyorsunuz parçaları fazla bulunmadığı için en iyi tabirle yani ölüsü bile para ediyor. Dün biri aradı, arabayı komple almak istediğini söyledi. Aracın katını buradaki arkadaşa verdim. Çünkü o sağ olsun geldi, çekti arabayı. Evet arkadaşlar, ne demiştim? Aracın katını çıkarttık, geri kalanı da olduğu gibi böyle duruyor. Motor kaputumuzda hiçbir şey yok, tertemiz. Arabanın üstünde herhangi bir kazadan dolayı bir sıkıntı yok. En büyük darbeyi aldığım yer burası. Burayı vurdum. Yol inşaatında o yolu böldükleri betonlar var ya, oraya girdi. Ön lambalar da sağlam. Ön tampon içindeki koruyucu demir yamulmuş. Bir de sol ön aks içine girmişti. Yani direksiyonu kullanılmaz hale getiriyor. Bu ön aksın komple sökülüp yapılması lazım normalde de. Yani dediğim gibi hastalarını aşıyor bu iş. Kapılarım çürüktü biliyorsunuz, aldığımda yapacaktık. Öyle kaldı. Yapmaktan da kurtulmuş oldum bir yandan. Arka bagaj kapağında da bir şey yok. Temiz. Yani gidilecek, satılacak şekilde. Bir de burayı işte kayınca arkayı şeye vurdu. Bariyere. Ama arka aksa bir sıkıntı yok. Bu tarafta da bir şey yok. Bu taraftaki tekerde bir sıkıntı yok. Sağ önde aksta. Bu tarafın hatta parçalar olduğu gibi duruyor. Sis lambası da duruyor. Böyle. Söylemeden edemeyeceğim. Bu aracı Türkiye'de olsaydı diyorum 2-3 günde falan çıkarırlardı herhalde ustalar. Bir sıkıntı olmazdı. Ama işte Almanya'da işçilik maliyetleri gerçekten pahalı. Boyası olsun, kaporta, özellikle kaporta olsun. Parçada sıkıntı yok. Parçalar uygun ama yapım maliyetleri biraz yüksek olduğu için aracın değerini aşıyor. Yani parçalamak daha mantıklı. Şimdi size biraz burada neler var onlardan bahsedeyim. Burada da aslında güzel arabalar var. Yani görünce ya bu araba nasıl çöpe atılmış diyeceğiniz araçlar var mesela. Şimdi birazdan göstereyim. Burada bir Opel Vectra Station var. 2000 modellerden, yani çok eski bir araç değil. Büyük ihtimalle motor gitmiştir. Kaza falan da göremedim. Burada bir en sevmediğim BMW'lerden kompakt BMW var. Araba bütün halinde duruyor. Yani hiçbir şeyi yok. Burada bir Twingo var. Çöp yapmışlar, çöp bidonu. Asıl babalar burada. Bunlar nasıl kıydılar bilmiyorum da artık zamanı geçti işte bir şeyin. Ömrü geçince gidiyor. Beşlik BMW var, kombi. Büyük ihtimalle dizel. Bu zaten bu sarı plaketliler artık kullanılmıyor. Ya yurt dışına gidiyor ya da böyle mezbahaya çekiliyor. Burada yine bir bütün halinde E39 var. Bunun da işte içinde insanlara lazım olan şeylerini almış. Arka bagaj kapağını almışlar. Burada bir Cabrio 206 var. Orada bir Scenic var. Orada bir Smart var. Smart'lar genelde çabuk
motor şaden oluyor yani, motorlar gümlüyor. Şöyle gidelim, burada da Smart var, orada da bir Fiesta mı var? Fiesta var. Burada çok eskilerden bir Ford var, Cabrio. Burada da bir E-Zex'in Drizic E36 yine kompakt var. Bunlar aslında hep para yani. Ama işte Mehmet abi konuştuk, fazla şeyim yok diyor, baktım yok bunların hepsini söküp söküp tek tek satmaya. Belki gelip ben burada biraz yardım edeceğim. Direksiyonu, takoydu olduğu gibi duruyor. Bunlar hep para eden şeyler. Burada bir Chrysler var. Ondan sonra fazla da giremiyorum buralara. Citroen var. Orada da bir Opel var. Şu neymiş? Renault. Renault'un kombisi. Türkiye'de fazla göremezsiniz. He, burada çok ilginç bir araba daha buldum ben. Türkiye'de çok kıymetlendi. Onu da şimdi birazdan göstereceğim. Valla buradan geçemiyorum. Şöyle dolaşalım arkadan. Valla Renault'lardan fazla aram yok. Bu Renault Megane mı, Laguna mı? Onlardan birinin kombisi. Duruyor. Burada bir Citroen var. Burada bir Scenic var. Burada Cabrio, bir Megane var. Eskiden bunlar Türkiye'de nasıl tabir ediliyordu? Şey, Tigralar bunlar. Hani üstüne alınmasın Megane Tigra sahipleri de. Pek iyi gözle bakılan arabalar değildi. Burada bir Golf 3 var. Hatta bunu sordum abi, dedim neyi var yani, bu araba güzel. Güzel restore edilir, yapılır. Golf 3 tek kapı. Audi çöpte değil arkadaşlar. Burada Mercedesler var, ML'ler var ve bakın günün sürprizi. Flash. Renault 11 Flash. Bu araba daha kaç bindeymiş? 16 binde miymiş? 20 binde miymiş? Neymiş? Burada Flash'ler Cverny diye geçiyor. Bildiğimiz Flash. Renault 11. Hatta bana teklif etti, İstersen al dedi, yap falan diye de. Renault'ları bilmiyorum ya. Altın suyuna batırsan hoşuma gitmiyor arkadaş. Bu arabayı 20 seneye yakın garajda durmuş, çıkartmışlar. Büyük ihtimalle yaşlı birinin arabasıydı. Öldü falan, öyle garajda kaldı. Yani şu orijinallikte bir Flash Türkiye'de bayağı para ediyormuş, öyle duydum. Şu an bunlar kıymetlenmiş, koleksiyonluk. Burada bir ML var, burada bir ML daha var. Şurada bir Audi 80 var, güzel. Daha ilk sahibinden galiba, eski plaka takılı üstünde. O plakayı da ben alacağım söyleyip. Onları topluyorum, eski plakaları. Burada da yine bir Renault. Burada da çeşitli parçalar var işte. Bilmiyorum hangi arabanın kapısı. Şurada bir SUV var. Ney? SUV gibi yapmışlar. Renault mu lan o? Scenic. Değişik bir şey ha. ML de büyük ihtimalle motordan gitmiş. O da parça. Bakın böyle bir Scenic göremezsiniz Türkiye'de. Zaten fazla Scenic yok herhalde Türkiye'de. Ben de ilk defa görüyorum. SUV tarzı yapmışlar. Arkada şeyi falan var. Burada ne var? Fiat mı? Heh, bu Türkiye'deki arabalara aşina bir araba. Benziyor. Fiat neydi? Punto muydu? Ondan galiba. Orada arkada bir tane, neydi bunların adı? Polo CC miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ondan var. Var da var. Aa, orada da benim araba var işte. Masum duruyor. Ama o şimdi gidecek ki onu, belki bilmiyorum, belki de yapar alan adamı. Şimdi bir de şu diğer tarafa bakalım. Burada Mehmet abinin parçalamadığı, kendine sakladığı araçlar var. Mesela arkadaşlar, bu araç da gelmiş buraya. Belki bir motor problemi vardır, ufak bir problem vardır. Buraya gelmiş. Asıl değerli parça burada. Golf 2. Tek kapılı. Bu arabayı ilerleyen günlerde çıkaracağız. Onu ben söyledim. Abi dedim, sen bana bir bırak bunu. Ben bir detaylık yapayım buna. Bir pastacılığa atayım güzel. Bunu dedim bir çıkaralım bakalım. O da bana yap Bora ne istiyorsan dedi. Şey yapalım dedi. Bu arabayı hiç buradan kurtarmak lazım. Burada bir Corsa var. Bunlar henüz şeye düşmeyenler. Kasabın eline düşmeyenler. Şurada Opel Omega var bir tane.
Bu Volkswagen'imiz Opel Omadı güzelmiş ama. X0 16 ventil. 16 valf. Pardon. Orijinal abi bak. Tertemiz. De işte bu arabalar da para etmiyor arkadaş. Git 300 liraya 500 liraya alıyorum bunları. Xenon'du ama bu full'üymüş Omega'nın. Bayağı güzel duruyor. Sunroof'u falan her şeyi var. Mazda var. Bu neymiş dayı? Ha burada bir de şey var. 202 kasa mı? 202 kasa olması lazım da o grill çok iğrenç. Bu da diri duruyor daha. Yapılır. Bunu bilmiyorum. Ne Suzuki mi bu? Suzuki. Ford Transit var. Bunlar da Türkiye'den geliyor. Bir geçen görmüştüm. Made in Turkey yazıyordu. Türkiye'de yapılanlardan. Golf 4 var. Galiba motoru yok mu? Fazla da şey yapmak istemiyorum. Peugeot'u bilmem neydi. Smart. En çok Smart var. Ama ben buradan çok Omega'yı beğendim. Ne söyleyeyim? Omega güzel. Burada lastik, şant, kışlık yazdık. Çıkma. Burası da böyle bir yer işte. Ben de Mercedes'e kaldım. Mercedes'i aslında satmıştım. 124 kasayı. Almaya geleceklerdi. Gelmediler. Allah'tan gelmemişler. Arabasız kalacaktım yoksa. Benim Mercedes'e burada işte. Yaz kış biniyorum. Onda zaten antika plakası var. Halı. History. İşimi görüyor. Sağa sola gidiyorum. Ona kışlıkları taktım. Bu jantlar aslında buna uymuyor. Normalde bunlar S klası ile E klasıya uyuyor. Çünkü şu sol ön teker biraz dışarıda kalıyor. O olmuyor normalde. Kışlık teker diye taktım onu da. Bir de ben zaten orijinalciyim. Yani o jantın bu arabıştan fazla bir alakası yok. Orijinal guli teker dediğimiz jantlar olsa daha güzel olurdu. Evet. Buralar böyle. Buraları ben bir toplayıp dediğim gibi şu BMW'lerden falan parçaları sökeceğim. Yardım edeceğim biraz Mehmet abi. Öyle konuştuk. İlerleyen günlerde sizlerle de paylaşırım yaptığım şeyleri. Vaktim olduğu zamanlar geleceğim buraya takılacağım. Şimdi o BMW E34'ü almaya biri gelecek demiştim. Onu bekliyorum. Aracı verdikten sonra diğer işlerim var. 115 kasayı Türkiye'den getirdiğim onu bir yere çektim. Ona devam edilecek. Buradan hatta oraya gideceğim. Onu da bir gösteririm size. Ne halde, ne durumda diye. Bir de bana bir normal araç lazım. Bu aralar bir de araç arıyorum. Porsche'yi verdim biliyorsunuz. Normal bir binmeye araba lazım yani. Her zaman eski antika arabayla gezilmiyor. Diyeceklerim o kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Sonra haberleşiriz. Ben yine paylaşırım bir şeyler. Epeydir paylaşamıyordum. Kış geldi. İşler güçler, inşaat falan derken. Görüşmek üzere. Takipte kalın.